İyi günler. Kanalıma hoş geldiniz. Aslına bakarsanız bugün niyetim hazır yufkadan peynirli börek yapmaktı. Basit tarifle. Ama ve lakin aldığım yufka gördüğünüz gibi çok yapışık çıktı birbirine. Şimdi ben nasıl yapayım düşünürken evet ben böreğimin adına yırtık yufkayla yapılan peynirli börek adını vermeye karar verdim. Görüyorsunuz hepsi yırtık yırtık oldu. O yüzden yırtık börek. Evet, malzemelerimi bir araya getirdim şimdi. Bahsettiğim yufka böyle elimden geldiği kadar büyük parçalar halinde buraya koydum. Toplam 4 yufka var. Burada bir yumurta ve bir yumurtanın beyazı var. İkinci yumurtanın sarısını sadece üstüne sürmek için ayırdım. Maydanoz kıyılmış. Burada su bardağı kadar sıvı yağ var. Ben bir parça tereyağı koydum içine. Yarım bardak su. Çünkü birçok tariflerde tam bir bardak yağ kullanıyorlar. Ben bu ölçüyü çok fazla buluyorum. Ben kendi yağımı suyla incelteceğim. Bir bardak süt, bir bardak da soda var. Burada peynir. Ben evdeki artık peynirleri koydum. Altta kaşar var, beyaz var. Biraz da krem peynir var hatta. Ben buraya şimdi yarım bardak yağ, bir parça tereyağı, yarım bardak suyu, sütü ve yumurtalar zaten tabağın içerisindeydi. Bir araya getirdim. Şimdi çırpıyorum. Ben bu karışım içerisinde bir parça da tuz attım. Böyle güzel bence. Maydanozlarım var demiştim. Maydanozlarımı peynirime ekliyorum. Karıştıralım. Evet, parçalanmış yufkalarımı tepsinin tabanına diziyorum. Farz ediyorum ki benim yufkam dünyanın en güzel yufkası ve tek parça. Ama kurtarmaya çalışacağız. Şimdi biraz kırışık da olabilir, sorun değil. Alt tabanı biraz kalın yapalım. Hı. Sosumuzu döküyoruz bol bol. Çok pratik, çok çabuk olan bir börek. Evet, birinci kat tamam. Yırtık börek. Daha demin keşfedildi. Ama yufkam kötü çıktığı için atacak değildim. Böyle de güzel olur. Ben bütün yufkalarımı serdim. Şimdi artan sosumu üstüne döküyorum. Şöyle çekelim gitsin. Evet.
yumurtamızdan biraz. Sodamız. Evet, hemen. Çörek otu. Final süsleme. Şimdi bu haliyle tepsimizi 200 dereceden önceden ısınmış bir fırına üstü kızarıncaya kadar atacağız. Gördüğünüz gibi her şey süper görünüyor. Ben şimdi biraz turboyu da açacağım. Havalandırmasını. Üstü biraz kızarsın diye. Ama koku muhteşem bir şekilde dünyaya aldı. Benim fırında 200 derecede yaklaşık 45 dakikadır fırında böreğimiz, yırtık böreğimiz. Ama bence en fazla 1 dakika sonra çıkartacağım. Evet. Biraz soğudu. Biraz beklettim. Fırına çıkınca bakın. Altı da kızardı. Üstü de kızardı. Çıtır çıtır. Evet, böreğimiz hazır. Dinlendi. Biraz da indi. Ama çıtırlığından hiçbir şey kaybetmedi. Evet, çok güzel görünüyor gerçekten. Tavsiye ederim. Yufkamızın yırtık olduğu hiç fark edilmiyor. Afiyet olsun. Allah, süper olmuş valla. Afiyet olsun.